Biz yerimize geçerken Levent Üzemen de geldi. Hoş geldiniz diyelim. Ona da soralım. Evet. Ee, Galatasaray deplasmanda kaybetti. Öne geçtiği maçı 4-2 mağlubiyetle bitirdi. Ee, neler söyleyeceksiniz bu maça dair? Al iki kez öne geçti. Ben altı kaçırdı. Kaybetti. Ben On defa... de kaldım. Evet. Ben e, Galatasaray teknik direktörünü <laughs> çok fazla tanımadığım için Galatasaray'ın bir şans olduğunu düşünüyorum. En azından bu taktik anlamında ortaya bir farklılık koyacağını düşündüm, yanıldım. Şimdi benim burada söylediklerimi, bugün Reavcı'dan ayrı oturuyoruz ama karşıdan konuşmak daha kolay Gökhan'la falan. Gerçek olan şu, öne geçtiğin iki maçta da kompak oyuna dönsen bu bir farklılık yaratır. Yani nasıl e, İspanyol hocaya Galatasaray takımı kasetleri gönderilmiş? Sadece Avrupa'daki kasetleri gönderselerdi, bugün Galatasaray oyun farklı olurdu. Galatasaray'a önde baskı yapması istemiş. Galatasaray önde baskı yapamadığı için 27 puanda kalıyor. Zaten bu oyuncu kapasiteleri bak şunu söylemeye çalışıyorum. Ben tarihimde Galatasaray'da bu kadar çapsız, yeteneksiz şeyleri, kapasiteleri kısıtlı bu böyle oyuncu grubu gördüm. Taylan Berkan. Berkan oyunun başında sol ayağına gelen topu buraya vuruyor. Ne golü var ne asisti var. Taylan yani sağ çok koşan ama üretkenliği olmayan bir oyuncu oyundan da atıldı. Şimdi dönüp bakıyorum İsmail Çipe Galatasaray'ın kayısı yattığı golde onu alması gerekiyor. Gol yiyorsun. Ki o aynı boyla... statta beraber de evet. Galatasaray'a atay maçı anlattık 2019'da. Orada da hatalı golleriyle eleştirilmişti İsmail Çiçek. Evet e, eski, stat'ta. Eski, eski statta. Eski statta. Bacağının arasından kaçırdı golleri. yıldırdı İsmail Çiçek. Evet. Artı bakıyorum Çiçil'de de oyunda yok ilk yarıda. Hiçbir katkısı yok. Oynamaya çalışan bir kere Makturkoğlu. Bugün de iki tane penaltı verilmedi kendisine yönelik oyun içinde göstereceğim. Görüntüde analizde Görüntüde hoca anlatırken, hoca anlatırken göstereceğim. Gerçekten. Bir oyuncunun ahlaklı olma suç mu bu ülkede? Düşmemesi. He? Darbeyi alacaksın, tökezleyecek ama devam edecek. Tökezledi, topu kaybettiğin anda dönüp penaltıyı vereceksin. İşin gerçeği bu. Ama dediğim gibi, e, şimdi bu bir defa İspanyol teknik direktör olmadı. Pep Guardiola'nın yardımcısına geldi. Galatasaray yönetimi yarından itibaren Mourinho'nun yardımcısını getirsin. Onu da denemekte fayda var. O tutmazsa Kulebo rica etsinler oradan bir yardımcı getirsinler. Galatasaray yönetsin. Sorun sizin kurduğunuz takımda. Galatasaray yönetiminin bugünkü ekonomik yapısı bu Galatasaray'ı düzeltmeye yetmez. Devrası kaç tane oyuncu alabilirsiniz? Alabilirseniz onu da çok merak ediyorum ben. Galatasaray yönetiminin kimse artık yapabilmesi gereken bir tek şey var. Ünal Aysal dönemindeki Dursun Özbek e dönemindeki gibi güçlü bir kadro yaratmak lazım. Galatasaray bu kadroyla sezon başı şampiyon olmaz demiştim. Geldiğim nokta bu. Fatih Terim değiştirerek bu işler olur dediniz ama Fatih Terim'den daha güçlü oyuna farklılığını koyabilecek bir teknik direktör getirmediniz. İşte burada Rea Hoca anlatıyor. Rea Hoca İspanyol olmadığı için domenek kapsalı olmadığı için normal yani. Söz bir yerden gider bir yere gelir. Ya şimdi oyunu öne geçmişsin kompak oyuna dönsen alanları dalatsan sana pozisyon bulamaz hatta Sen arkaya gidip forvet arkasına Kerem'i kaçırarak veya tabii. Emre Kılınç'ı kaçırarak Siz, bu golleri tabii. atarsın. Neden? Birinci gol öyle değil tabii. mi hocam? Bir Az adamla yakadın gol attın. Bizim söylediğimiz, sen de hep dile getirin bir destek vereceğim ama ben devam et Levent abi. Hatay Sporu 63 tane uzun pas atmış. Cüneyt, 63 tane 63. uzun pas. Hem hani dedim ya enin hem de boyuna geniş alanda Hı -hı. Galatasaray yakalıyor ya. Levent abi de her programda dedi 63 tane atmış. Şimdi kompak oynamadığı için. Galatasaray kaç tane atmış Hatay Sporu 35 Yarı, yarı. yarı yarıya, görüyor musun? İşte, işte aradaki fark bu. Ben bu kadar ya, geniş gelmiş, alanda oyuncu, eline ve boyuna oynadığı için antrenörü aslında. gördüm kenardan bakıyorum. Antrenör şey oyuna bakıyor böyle duruyor. Diyor ki, e, yapalım. Yani şey, pandemi gösterisinde ya burası İspanyol akademisinde ders, maskeli, nasıl ders anlatma dediniz, yeri yok abi? efendim. Nasıl duruyor dediniz? Ya biraz heyecanlı olacak antrenör. Oyuncuya bağıracak, çağıracak, diyecek ki gel diyecek, yanaş diyecek şöyle. Pep bu böyle mi? Pep Guardiola'nın yardımcısı ya Pep Guardiola'yı maçlar Manchester maçta görüyor musunuz Hı. neler yaptığını? Esas antrenörlükte oyuncuyla yani. maçı yaşayan bir adam. Burası tamam. yazarak kitap yaparak bunu göstererek değil. Kim Oyuncuya. Levent abi kim olacak ilk önce? Hoca mı, oyuncu mu? Kim? Hoca mı gelecek, değişecek diyorum gene oyuncu mu? Ya bu saatten sonra yani... oyuncuyu değiştiremez. Farklılık yaratabilecek bir teknik direktör getirmen lazım. Hocam bu böyle olur. Ama An da, yani daha ilk maçı zaten domenik ilk maçlarına kötü başlıyor. İlk maçta da kötü olsa başıyor. fark etmez. da Atletico Mineiro ile karşı 1-0 yeniliyor ilk maçında. New York City döneminde de Atalanta United'a 3-1 yenilerek evet. başlıyor. Burada da Atay'a 4-1 yenilerek Hocam bir var. şey söyleyeyim. Söyle zaten Söyle bu üçüncü sefer. Ben hoca için kısa bir, kısa kısa bir kısa şey söyleyeceğim. Levent abi de antrenör söyledi. Esas antrenörlük tabii ki bir hafta çalışıyorsa ama esas antrenörlük orada. Vücut dilin, sevk idare, liderlik... O çok önemli bir şey. Ben Hele yeni, yeni geldiğim bir kulüpte işler olumsuz bir de Fatih Terim'in yerine geliyorsan. Buyur Levent abi. Yani sonuçta ben iki tane hem hocalık yapmış hem Reha Hoca uzun dönem bir hocalık yaptı. İşin gerçi bu. Ben sadece kenarda etkilecek. Pep Guardiola böyle mi? Kulüp böyle mi? Hiç mi maçları izlemiyoruz? İngiltere izlerini izliyorum, izliyorum ben. Öyle değil mi Gökhan Hocam? Takım yani beraber hey müdahale da. etmen lazım. 2-1'de oyunu içeri girmişsin. Bir stratejin olacak. Levent. biraz yanaşın diyecek Levent ya. Levent abi sen yaşamazsan kenarda yaşatamazsın sağ Evet. Içine. Halil'i uzun süre sağda tutuyorsun yok. Yok adam santırfor değil ya. Yok pozisyon kaybediyor. Top tutamıyor pas veremiyor. Görmeden Kerem'e bir pas attı ikinci yıl, ondan sonra oyundan aldı. Çünkü oyundan düştü. O zaman sen 4-6-0 oynarsın. Kerem'i santırfor yapabilirsin. Arkaya araya bir topa yetişemedik kalecinin önünden. Yine bir doğasının bütün pozisyonları içerisinde. Emre bir tek doğrusu vardı bugün İspanyol Hoca'nın. Emre Kılıç sağ açıkta oynuyordu şeyde e, Sivas'ta. ilk kez sağ açıkta oynuyor. Orta sağda solda falan oynamıyor. Fatih Hoca onu sağda çok oynatmadı. Esas yeri orası. Orada da golünü attı. Açık konuşalım. Hocam Galatasaray'da oyun disiplini oyun disiplini ve oyuncu disiplini diye bir şey yoktu. Yediği üçüncü golü düşün. Yani üçüncü golü Galatasaray büyük takım diyoruz. Kahrabası atıyor. Labanese elini Ama kolunu sallaya sallaya. On kişi fark etmez. Kaçıncı golü? Üçüncü, gol üçüncü, üçüncü golü diyorum. De, yani Labonese karşı karşıya. Marco bindiriyor. Adam penaltı noktasında. Marco'nun bunun önünü kapatması lazım. Marko eşi kaleciye bırakıyor. Basmıyor bile adamı. Oradan Labonese kötü vuruş yapıyor. E kaleci kötü bir golüyor. Şimdi burada işin doğrusunda Marco'nun da basıp adama şu attırmaması lazım. Kalecinin de o topu çıkarması lazım. Ama hiçbir disiplin yani e, kafada o söylemedi ki Gökhan. Hiçbirinin şey. kafaları oyunda yok. Hiçbirinin. E tamam yok. Problem burada? Maaşlarla ilgili sorun vardı. Çözüldüme, çözülmeye başladı dendiler. E, bir şey söylüyorum bu takım dağılmış bir vaziyette. Evet işte onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu toparlayabilecek yok. bir hoca lazım. İşte Rehacan söylediği bu. Domenik'in birinci şartı adama 7 saat antrenman yaptırmak değil. 10 saat antrenman yaptırmak değil. Bugünkü 3 günde adamları teknik direktör direktörsüz 3 günde fiziksel kapasite yükselir mi ya? Yükselir mi iki antrenmanlı hocam? Yükselmez. Yükselmez. Sen oraya taktikle bak. Ben bunu Mancini de gördüm. Mancini ayağının tozuyla geldi. İlk itmanla Torino'da çıktı. Patrick Van Takımı 4-4-2 kurdu. Hı hı. Bütün e, seyrettiğimiz 15 dakika boyunca beraber hareket ediyorlar. Beraber geri geri geliyorlar. Beraber gidiyorlar beraber. 2-2 kaldılar Şeyle Juventus'ta. Burada bir 0 yendiler elediler. Ben böyle bir hoca bekliyorum. Siz hayatınızda antrenörlük yapmamış yani yaptığınız takımlar kim? Galatasaray'a böyle bir teknik direktör emanet ediyorsunuz. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Yani sevgili yönetimin yöneticilerin de tutulacak bir yerleri kalmadı artık. Kusura bakmasınlar. Falan yani. açıklaması biz Galatasaray'ız ve kendi aramızda konuşuyoruz. Biz büyük bir takımız ama şu anda şans bizim yanımızda değil. Şansın dönmesini bekliyoruz. Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz. Vanat niye penaltının, penaltının başına, başına geçmiş? İçinde özür diledi devamında. Özür var. mü? Niye geçiyor bu takımın penaltı Çiçildağ? Olay oldu Beşiktaş maçında Muhammed Mustafa geçti diye. Senin antrenörün Fatih Terim de o zaman ya de, demedi de, mi bu takıma işte, işte, alıyor? Yeni bir teknik direktör Hayır, Hayır. Ha Çiçildağ bu takımı da bilmiyor kimse kim atıyordur deyip ortayı yaptın. Penaltı yap, topun başına geçiyorsun. Senin lahavaliliğin bu mu? Anol. Özür diliyor. Sezon Penaltıyı başından başından beri bu senin labaliliğin yüzünden Galatasaray takımı dünya golü yedi ya, pozisyonunu verdi. Boy da öyle. Madem öyle oynamayacak Boey bu kadar pozisyon hatası yapacak, koy arkaya yiğitliğini, koy önüne sağ açık olarak bence şey Boyu koy, ikisi beraber oynasa ancak ikisinden bir sağ çıkar. Ya yani bunu düşün. Bir farklılık yarat İspanyol hoca olarak. Hiçbir şey görmedim. Bu arada Fernando kariyerinde ikinci kez penaltı kullanmış o zaman hiç atmamışsa niye geçiyorsun önünü? Niye geçiyorsun topa? Sadece bir kez Bak 2-0 maç olsa Hatay kırılacak. Kaçırdın Hatay direnç kazandı. Emre Son... Kılıç da var mesela. O da Sivasspor'un penaltıcısı. E tamam o, hocam? bravo o vardı. Atabilir. Çiçil'de atabilir. Sen niye evet. geçiyorsun ya? Ve takımda buna müdahale edecek bir tane hoca. Hoca yok kenardan. Müdahale edemiyorsunuz. Oyuncu Tıp, da yok. Oyuncu yok evet. Şimdi Ne kavgalar oldu saha içinde hocam Gökhan hocam ya. Bu itiş kakışlarda Galatasaraylı futbolcular Müdahale bile edemediler. Bu kadar tecrübesizler. Oyun liderleri yok. Abileri yok takım içerisinde. Bunlara müdahale edecek ya. Anlattı Re Hoca. Devre arasında bir kulak misafiri oldum. O iki tane oyuncu var Hatay'da. Ribeiro ile Kamara. Oyunu provoke ettiler ya. Hakeme de yazıklar olsun. O Erkan Özdemar'a. Yazıklar olsun bu provokasyona destek verdin. Evet. Ve ezdirmeye için Galatasaray takımına her türlü çabayı sarf ettin. Göstereceğiz şimdi neler yaptığını. O kartları nasıl göstermediğini. O Kamara biliyorsun Geçen sene de Galatasaray'ın bir oyuncuya arkadan bir yumruk atmıştı. Oyundan atılmadı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Futbolun neresi doğru yani? Hakemlerden her hafta insanlar yanıyorlar. İki tane net penaltısı var. Kerem'e yapılan. O omuz neydi abi ceza alanı içerisinde? Adam şeylere yapıştı ya. Reklam panolarına. He? Sakatlık da yaşadı orada. Evet yaşadı. Bunun cezası yok öyle mi? Siz bunu Türkiye'de hakemlik yapıyorsunuz işte. Kimlere kalmış? Sonra hakem camiası toparlanmıyor diyor. Sabaha kadar çalışsanız toparlanmaz. ama, ama başka bir emir varsa hiç, hiç bilmiyorum. Var. Elimizden geleni yaparak Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmaya çalışacağız diyor Emre Kılıç da Galatasaraylı futbolcular. Şimdi, şimdi bakın şey özür diliyoruz. Daha bu durumdan çıkaracaklar da kendileri ne durumda? Yani bir tek Galatasaray'ı mı düşünüyorsun şimdi? Kendileri ne durumda? Aynen. Oyuncu kişiliği olması lazım. Doğru söylüyorsun da. hocam. Şimdi Dominik'in yaptığı maçtan sonraki açıklamada şansa dem vuruyor değil mi? Şanssızız dedi. Şans dedi. diyecek. Normal ekle dedi mi Do hocam? Kim An dedi? Anolt An An dedi. An -holt An -holt An -holt. An -holt. pardon yani. özür dilerim ben onu yanlış gördüm. hocanınki gelmedi. Ee, onu da vereceğiz. Yani sırf bu işleri şansa falan oyuncular şansla falan değerlendirmemeli. Bir öz eleştiri yapması gerek oyuncunun bu kadar kötü oynamayı. Evet, evet. Yani yalnız şans şans Galatasaray takımı Hocam yani, en son 87 88 sezonunda 21 maç 21. hafta itibariyle bu kadar kötü durumdaymış Galatasaray. Ya Galatasaray'ın şimdi bu halde olması tabii ki sıfır üç günlük bir teknik Mustafa adamın suçu, suçu değil. Mustafa, e, şey 3 günlük bir antrenör tabii ki suç bulamayız ama bazı şeyleri de yalnız oyuncular şansa veya antrenör işte ilk maçında bazı şeylere de daha doğru dikkat etmesi gerekir. Bu duran top en basit bir şeydir. Penaltı vesaire üç günde dört günde olsa bir şeyleri belirlersin. Galatasaray takımı penaltı atsa, iki farklı skoru yakalasa, iç, sahanın içine bir farkla geldi. İki fark tabii ki farklıdır. Tabii ki Atay bir geri dönüşlü olabilir. Oradan da tekrar galip gelebilir ama e, bu bile bir ayrıntılır. Yani küçük değil, büyük, küçük görünen büyük ayrıntıdır bir takım için. Ama oyuncular bu kafalarını değiştirmesi gerekir. Yani Patrick öyle yalnız bu işi şansla falan olmaz. Sen kendi savunma anlamında bu kadar dengesiz savunma yapacaksın, kademe yapmayacaksın, rakip gol atacak, şansa dem vuracaksın. Yani bu öz eleştiri olmazsa nasıl olacak ya? Yalnız yani o tabii, tabii. işte şanstan falan Galatasaray'ın durumu okunmaz. Şimdi Galatasaray'ın durum bana göre şöyle okumamız gerek. Fatih Hoca Fatih Hocanın bana göre yapamadığı iki şey vardı. Bu devam ediyor. Bir kere bunu hı hı. bunun analizini doğru yapmalı gelen Dominik Yapacak İspanyol teknik adam iki şey var Levent. Abi. Şimdi yönetim de acaba Fatih Hoca giderken bunun analizini yaptı mı? Ben iki şeyi dile getireceğim. Bir Galatasaray takımı geçtiğimiz sezonlarda da hem deplasman hem, de öne, hem de rakip öne geçtiği zaman Geri, geriden geri skoru düştüğü zaman tekrar galip gelemiyordu. Geçtiğimiz sezonların şampiyonlukta son iki sezonu kaçırmasının nedeni oydu. Hatta şampiyon olduğu sonu, e, senelerde de deplasman oyunlarında fazla galibiyet yoktu. Şimdi bu seneki aynı sıkıntı devam etti. Galatasaray takım bundan evvel oynadığı Cüneyt 20 maçta onun da geriye düştüğü maçların hepsini kaybetmiş. Galatasaray takımının geçmişten ve bu sezon gelen en büyük birinci sıkıntısı bu olduğunu düşünüyorum. Deplasman oyunuyla beraber geriye düştüğü maçları çevirememesi birinci sıkıntı. İkinci ne sıkıntısı bana göre? Galatasaray takımı sezon başı mesela Çıkıl idi iyiydi değil mi? Emre idi, değil mi? Taylan iyi. diyorduk diyorduk 13 kilometre koşuyor değil mi? Patriki, işte Kerem bir tek iyilerden kalan. İşte Halil diyorduk çok iyi değil mi? Morussan çok iyi diyorduk. Yani bayağı baya boya iyi diyorduk. Tabii. Hep sayıyorduk bu oyuncuları değil mi? Galatasaray takımında böyle 7-8 tane fegul ediyorduk değil mi? Yani iyi o da geriye gitti mesela Afrika Kupası'na gitmeden önce. Galatasaray takımında 8-10 tane oyuncu ciddi anlamda geriye de gitti. Bak sezon başındaki halleri de yok. Şimdi hem oyuncular gelişmiyor hem geriye gidiyor performans olarak. Bir de dediğim gibi sen deplasmanda ve geriye düştüğün maçları çeviremiyorsun. Şimdi bunu sıkıntısı vardı Galatasaray takımda sezon başından beri. Ve de bununla ilgili esas gelen İspanyol teknik adamı bunları gidermesi gerekir. Bunun analizini doğru yapması gerekir. Yani Hocam ilk bunun analizini yapacaktır ama bir defa sen teknik direktörsen. Bak şimdi sen şimdi bugün anlatıyorsun. Diyorsun ki Avrupa'daki futbol ben de aynısını söylüyorum. Ben teknik direktör değilim. Birinci kural olarak bir teknik direktör geliyorsa önce kaybetmemek üzere. Pep Guardiola'nın yardımcısı sen yani onun lafı. Kazanmak için önce kaybetmemek gerekir diyen Pep Guardiola'nın kendisi. Onun yardımcısı. O zaman oyunu Avrupa'daki gibi kur. Bakalım sonucuna. Değil ben, mi? Gol yeme önce benim, hocam. Benim söylemek istediğimde devre onu söyledim. Galatasaray'ın işte bu sıkıntısı var. Yani özellikle bir de zaten Galatasaray takımının niye bu oyunu kurması gerekir? Sen 20 tane maç oynamışsın bu maçtan evet. önce Levent abi. Onun da geriye düşüp kaybediyorsan evet. senin net bir şekilde Öne geçip demek ki maçın da var. Öne geçtiğin bak, geçtiğin sıfır sıfırları, 0 Sıfır, sıfır, sıfır sıfırları özellikle doğru kurgulayamıyorsun ve öne geçtiğin maçlarda doğru bir şekilde Planlayamadığın için zaten e, 10 tane sen, maçı sen, kaybediyorsun. hocam. Sen şimdi bu analizi çıkaracaksın. Bir de oyunculara diyeceksin ki ya ciddi anlamda son haftalarda gelişim göstermiyor takım. Çok performans düşüklüğü yaşıyor. Doğru mu oyuncularda? Bunları nasıl geliştireceğim? Bu iki tane çok önemli konuyu nasıl geliştireceğim? Bunu planlaması gerek. Hatay'da maçın başında evet öne geçmişin. Tekrar bu oyuna en kötü devre arası 2-1 içeri girmişin. Bu oyunu değiştirebilirsin. Topu rakibe bırakabilirsin. Sen 63 tane rakibe bu kadar açık alan veriyorsan, yakalanıyorsan az önce söylediğimiz sesli... Demek ki burada bir oyun organizasyonunda ciddi bir sıkıntı var. Ya tamam hocam. Bunu hariç senin destekleyici söylüyorum. Ben Demek doğru ki bunu teknik adam olarak devre arası ekibinde kimse var mı? Biri var mı? Devre arası programda söyledim ya Levent abi. Biri bu analizi yapıp ya hocam böyle böyle 2-1 de öne geçtik. Bak biz önde işte Boyen'in kaptırdığı gol pozisyonluk gibi al geniş alanda yakalandın. Ya böyle çık, çıktı mı rakip hızı biz gol yiyoruz ve de bu takım çeviremiyor sonra. Ya şimdi geliyorsun bir takıma. 8 tane maçını seyrediyorsun. 3-4 gün berabersin. Esas yapacağın analizler bunlar. Galatasaray takımın 200 var. Avrupa bir Avrupa Avrupa'daki hı. yüzü derinlemesine bu bir savunma. Ligde ve Avrupa'da bu sezon ilk kez 4 gol yiyor bir maçta Orada Ya 4 4 gol yemesinden daha önemli bana göre daha sağ içindeki düzensizliği. Tabii ki. Bak 4 golden de bir maç 4 gol yer bir takım 6 tane de yiyebilir Sonra düzeltirsin ama Galatasaray'ın sağ dışı ve sağ içi şu şu noktada bak bu maçta görünen düzensizliğe hat safhada. Bunu nasıl halledecek? Bunu düşünmesi gerek İspanyol Teknik Adam'ın. Galatasaray, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında iki farklı öndeyken maçları kazanamadı. Burada bir farklı önde gene kazanamıyor. Yani öne geçtiği maçları Benim hatırladığım Trabzonspor daha maçı da var. İşte Trabzonspor'la de... şey, Kasımpaşa, Kasımpaşa maçı diyorum. Yani iki iki farklı 2, öndeyken 2. sen evet. maçları gene bitiremedin. Yani ama bugünkü oyunda ne var biliyor musun? Yani oyuncuların bir vurdum duymazlığı var. Yani Halı sahada oynuyor gibiler. Hiç oyun disiplinleri yok. Umurlarında değil. Yedikleri üçüncü gol ve dördüncü gol bırak büyük takımı yani normal amatör bir takımın bile yememesi gereken goller. Yani dördüncü gol yiyorsunuz. Adam dönüyor top araya atıyor. Labanis'e geliyor. Orta sahadan kaleciyle karşı karşı. Orta sahadan karşı karşı. Üçüncü golde bir ters top atıyor. Oradan karşı karşı. Yani bir şey yapmalarına lüzum yok. Ekstrem bir şey yapmalarına lüzum yok. Son pası doğru attılar mı karşı karşıya zaten. Bir oyun disiplinleri yok. Mücadeleleri yok. Hocam büyük takım hüviyetini Galatasaray kaybetmiş. Anolt'un söylediği palavra işte Bir şey sana söyleyeyim. Yani bu gençleştirme palavrası bu takımda olmaz. Gençleştirme takımı içerisindeki oyuncuları kalitesinden söz edilir. Evet. Galatasaray takımında e, kaç tane Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncu var? Veya Emre Bellozoğlu geçmişte gibi. Genç oyuncular böyle kaliteli olur. Bana üretemeyen, pas veremeyen oyuncu... Ne işi var ya? de karşı karşıya gol atamıyor. Ama şey kupa maçında da La vurdu. Topun dibine vursa belki e, turu geçeceksin. Yani bunlar Hemen kaliteli oyuncular değil hocam. Kime düşme potasındaki 17. takımın puanı 21, Galatasaray'ın puanı 27. E tabi. Şimdi yani bu kadar Bugün mı... gelinen nokta o. yani herkes Şampiyonlar'dan baslarken işte Ya yaşamazsın. 17'nin 21. Ya, ya bunlar Galatasaray'ın şey puanı. Şu, şu şeyi gösterme aç yani 21 de olsa Galatasaray takımı ilk 10 puan da olsa buradan alıp ne düşme yaşar ne bir şey. Hocam yani, düşmeyle alakalı söylemiyorum. Yani Şu andaki pozisyonunu anladım, söylemek istiyorum yani. evet, ben. Yaşayabilir, yani, yaşamasın hocam. 3 maç yani. üst üste var. Galatasaray <laughs> Sportif AŞ Yöneticisi Sayın Kırmızı'nın açıklamaları. Nihat Kırmızı diyor ki hakemler konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz diyor. Torantin açıklamaları. 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik için hamle yaptık. Bu yüzden 4. golü yedik. Dördüncü golden sonra 3 puan kaybettiğimizi anladık. Fakat sadece 3 puan gelişmemiz gerekiyor diyor. Prandelli de böyle demişti. Kaybettiği maçlardan sonra çok çalışacağız demişti. O da gelişmemiz gerekiyor diyor. Gelişecekler ya işte. Olabilir Levent abi. 3 günde her şeyi değiştiremez. Yani geceyle gündüz kadar mesela farklı. Hocam yani şey, farklılık varsa bir, şey bir anda bak şimdi 3 günde bir şeyleri şimdi sayarsın. Bak Galatasaray hocası Hatay'a böyle oynamaz. Ben hak katılıyorum. E, bak. tamam da katılıyorsan hayır, ben kendim için senin haklılığın var hocam burada. Sen bak, doğru, bir ha, hayır, hoca bak, bak, doğru bir analiz yapıyorsun. Hayır. Ben Esat abi başka da oynatmayabilir. Gökhan hoca bak, da oluyor O da oynar. Ama 3 günde 3 günde 2-0 iki yaparım. Ondan ya. sonra yatarım. Ha ya, ya, yatmak Yani şey yapar çekilirim o zaman. Az önce az önce onu söyledim. Ama yani Fabriği çıkarttı. Gene aynı şeyleri yaparsın belki de bunun yaptığını mesela bu biraz daha şov oyununa yöneldi. Çok çünkü çok şey o, bir oyun oldu. Yani esasında orta sahanın olmadı akıcı bir oyun oldu. Ya or, bir o kale, bu kale. Or, orta sahanın olmayan iş farklı. Yani burada penaltı en büyük söylemi yani böyle küçük böyle mikro yani taktikler makroyu veya doğru seçimler makro sonucu belirler yani, oyunu da belirler. Az önce söyledim yani sen penaltıcı bunu mutlaka geldiğinde 3 günlük antrenör bir penaltıcısı kim? Penaltı attıralım 3-4 tane ABC diye sıralaması gerekir. Ona da e, katılıyorum yaptırmadı az önce de söyledim 1-0-2-0 farklı bir skordu 2 farklı öne geçerdin deplasmanda. E, ama 3 günde de e, bir görmek gerekir. 3 günde de böyle aman kötü şöyle böyle değil tabii ki gelişeceğiz diyor doğru biraz daha süre verip daha doğru olur Levent abi benim düşüncem tabi. Eksik var mı var? Kulübede, bench'te sana daha katılıyorum. Daha, lazım. daha, evet. Tabii daha, bench'te daha duruşunu değiştirmesi gerekir. Orada daha agresif olması gerekir. Hele Galatasaray gibi bir takımda e, Fatih Terim yerine geliyorsa, yani bu daha da, daha da o kulübe daha fazla saha içine o elektriği, o enerjiyi Yansıtman gerekir. Hocam kenarda ayakta adam oyuncularımız var, var diyor, ee? sakatlanan oyuncularımız var. Bunların hepsi bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor diyor. Ya olarak. ben Hatay Spor önünde, bak sevgili Cüneyt, bir iki tane hocam anlatıyor burada. Ben antrenör olarak farkını koyarım. Bak Pep Guardiola'nın oyun sisteminde kompak futbol hep öndedir yani. Çünkü yetenekli, çabuk çıkar hücuma. Topu kaptıktan sonra gol atarlar. Baskı, o. baskı. Topu yapar ama. Baskı yapar Topu bırakmaz. Çok çabuk öne doğru. Senin oyuncun ön. baskı yapıyorsa yapar hocam. Bu Galatasaray evet. takımı önde baskı yapamaz. Ba, hayır bu yapamaz Hı, tabii. Yapamaz tabii. Tamam. Ama Guardiola için o fazla için e, söylüyorum. Tamam ama onda da önce Önemli. baskı da yaptırır. Alanı da savunur. Gol değememeye özen gösterir. Şimdi ben şunu söylemişim. Bugün hoca olarak geldin. İlk işin Galatasaray'ın puan kaybetmesini engellemek. Ve sana yardım etti futbolda. 1-0 öne geçtin güzel bir golle. Penaltıyı atamadın. Penaltıcını belirlesen, 2-0 öne geçsen oyun senin lehine farklı olacak. Belki 3 olacak, belki 4 olacak maç. Çünkü artık bir anda kırılacak Hatay Spor. Doğru. Maç 1-1'e bir geliyor. Öyle bir şey ki inanılmaz bir fil kattı Kerem. Konuşacağız hepsini. Görüntülerde geliyor. Birazdan özet görüntüleri de yayınlayacağız. Çok kısa bir ara rica ediyoruz sizlerden. Takım oyunu devam edecek.